Türkiye 100 illik şanlı tarixini qeyd edir. İndi biz qardaş ölkədəki ab-havanı öyrənmək üçün Güngör Yavuz Aslan'a bağlanırıq. Güngör bəy salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əvvəlcə sizi Türkiye Respublikasının 100 illiyi münasibətilə təbrik edirəm ilk olaraq. Və 100 illik yol qət edən Türkiye Respublikası bayramı necə qeyd edir, ab-hava necədir və bugün dünyaya hansı mesajları ötürür Türkiye? Bundan bağlı istərdim fikirlərinizi alaq. Her vaktiniz hayır olsun. Bu her şeyden önce Türkiye'nin ne kadar Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının da bayramı 100. Onur Günü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ışıkla 100 yıldır yürüyor. Bugün muhteşem bir kutlamalar var. Donanmamız 100 gemiyle, 100 savaş gemisiyle Boğazlardan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Türk yıldızları, savaşan şahinler, göklerin kartalları da semalarımıza gösteriler yapacak. Cumhurbaşkanlığından tutun da valiliklere kadar, bakanlıklardan tutun üniversitelerimize kadar büyük bir coşkuyla kutlanan haklı bir onurun yıldız. Dünyada 100 yıllık devletler yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan 100 yıl sonra gelecek yüzyıla ışık tutan bir dönemden geçiyor. Dün büyük bir Filistin mitingi vardı. Oradaki mazlumlara ses olduk. Bugün de 100. yılımızın onurunu yaşayacağız. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere 81 ilimizde Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla valilerin koordinasyonunda birçok etkinlik yapacak. Gençler ön planda. Gençler. Ama en heyecan verici Kahraman Türk Donanması'nın bugün Boğaz'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfta bulunan 100 gemiyle ki TCG Anadolu da orada olacak. Herkes heyecanla onu bekliyor. Gene Solo Türk Azerbaycan'da da gösteri yapmıştı. Hazar'ın üzerinde uçmuştu. Bugün Boğazlar'da Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nda Solo Türk boy gösterecek. Tabii askerimiz göz bebeğimiz, kahramanlarımız göz bebeğimiz. Nasıl 44 günlük zafer yürüyüşünde destan yazan Azerbaycan askerleri gurur duyuyorsak, terörle mücadelede ve Türk vatanının her karış toprağını koruyan Mehmetçiklerimiz de bugün ön planda kurulacak. Çünkü bu vatan Türkiye Cumhuriyeti şehit kanlarıyla kuruldu. Her aileden, Çanakkale'den tutun da milli mücadeleye kadar her aileden, her evden şehit olan bir Anadolu topraklarından söz ediyoruz. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında Azerbaycan Türklerinin bize verdiği desteği asla unutmayız. Bağımsız olan o dönemde mücadelesinde bağımsız olan Azerbaycan, sonra işgale uğradı biliyorsunuz. Ama o dönemde bizi asla unutmadı. Anadolu'ya maddi ve manevi yardımları vardı. Bundan dolayı Atatürk şu şiar sözünü söylemiştir Can Azerbaycan için. Neşesi neşesi, tasamız tasamız. Bir gün Azerbaycan Türkleriyle Kafkaslar'da buluşacağız diye Atatürk'ün şiar bir sözü vardı. Biz 44 günlük zafer yürüyüşünde Cumhuriyetimizin 100. yılına şu şekilde tanımlıyoruz. Bizim Cumhuriyet tarihimize çok zaferler var ama bize 100. yılımızın hediyesi, 100. yılımızın onur hediyesi Azerbaycan'dan geldi. Bu da Han kenti başta olmak üzere bütün Karabağ topraklarını işgalden kurtararak Azerbaycan Türkleri bize 100. yılımızda 100. yıl zafer ödülü olarak adlandırdığımız bir ödülle onurlandırdı. Biz Türkiye'de böyle düşünüyoruz. İşte karşımızda dünyanın en güzel şehri var. Kız Kulesi'nden Galata Kulesi'ne kadar, Boğazlarından tarihi eserlerine kadar dünyanın göz bebeği olan İstanbul. Jeopolitiğe baktığımızda bütün kaotik durumlar içinde iki tane ay yıldızı, Azerbaycan'ın ay yıldızı, Türkiye'nin ay yıldızı bu coğrafyaya istikrar, güven katıyor. Bu da hem bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de Azerbaycan Prezidenti Sayın İlham Aliyev'in liderlik ve ortak stratejisiyle gerçekleşti. Biz bunu çok önemsiyoruz ve her yerde defaatle söylemeye bir görev biliyoruz. Tabi yapılacak çok iş var. Gazi Mustafa gereken. Bugün yüksek medeniyet seviyesinin üstünde SİHA'larımızla yaptığımız çalışmalarla Selçuk Bayraktar'ın başını çektiği Baykar ki Azerbaycan'da da fabrika kuracak. Yüksek medeniyet seviyesi üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Ama bu 100. onur günümüzde Can Azerbaycanlı'na, Türk dünyasıyla, kardeşlerimiz ve karındaşlarımızla birlikteyiz. Ben 100. yıl için şöyle diyorum. 100. yılın zafer ödülü, onur ödülü Azerbaycan Türklerinden geldi Anadolu'ya. O da Karabağ zaferi oldu. Türkler 100. yıllarını büyük bir zaferle taşlandırdılar. Şimdi daha büyük zaferlere gideceğiz. Ekonomik kalkınarak Türk dünyasını ayağa kalkacağız. Türk dünyası ayağa kalkacak ki Filistin başta olmak üzere hiçbir mazlum ağlamayacak. Biz o harfedeyiz. Bu yayın için aracılığıyla da başta Karabağ Vatan Mücadelesi'nde şehit olan Azerbaycanlı şehit ailelerimizin, annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Gazilerimizi o Karabağ zaferinde
Gazilerimiz de onlar onurlu insanlardır. Buradan asker selamıyla selamlıyorum.